ederi ve gideri bir dolar olan namussuzlar, döviz kurunu suni şekilde yükselterek 24 Haziran üzerine ambarga koymaya çalışıyorlar. Üstelik dövizin inmesini o halin kalkmasına bağlayan şuursuzlar, Türkiye karşıtlarına el sallayan çapulcular türemiştir. Bu karanlık senaryolar hep aynı mahfillerin işidir. Tezgah bildik, figüranlar tanıdık, iç ve dış düşmanlar karşımızdadır. Ekonomik çöküntüden, döviz kurunun tırmanmasından memnuniyet duyup bunu siyasi ranta çevirme hazırlığı içinde olan kim varsa buradan açık açık söylüyorum, alayı vatan hainidir. Türkiye Cumhuriyeti dövizle kurulmadı. Dövizle yıkılmaz. Yıkmaya da kimsenin gücü yetmez. Türk milleti inen çıkan dolarla var olmadı. Onsuz da bir şey kaybetmez. FETÖ'cüler, kendini ipe asan CHP yönetimi, soluk borusu kandil olan siyasi teröristler, irili ufaklı diğer husumet odakları ve arkalarındaki şer güçler ne yapsalar, nereye gitseler yararsız ve nafiledir. Türk milleti 24 Haziran'da oyunları boşa çıkaracak, bunların heveslerini kursaklarına bırakacak. 17 Nisan'daki son grup toplantımızda ayrıntısıyla açıkladığım gibi 3 Kasım seçimlerinin erkene seçilmesi mecburiyet halini almıştı. 18 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanı ile konuştuk, anlaştık ve 24 Haziran üzerinde mutabakata vardık. Sonuç itibariyle kurduğumuz yasal temeli olan her partinin kendi hükmü, şahsiyeti, amblemi, ilkeleri ve kurallarını ihtiva eden Cumhur İttifakı ile seçimlere girmeye karar verdik. Baktık ki ısrarla ittifakı reddeden, ittifaka yanaşmayacaklarını dile getiren 5 benzemez birdenbire Millet İttifakı'nda buluşmuş. Düzeltiyorum, bunlar iki millet değil, zillet ve illet ittifakıdır. Ne ara görüştünüz? Ne ara anlaştınız? Nerede düşüp hangi mahzende ittifaka karar verdiniz? Güneşte üşüyüp gölgede terleyenler layık oldukları cevabı çok değil 28 gün sonra Türk milletinden alacaklardır. Biz ittifak dediğimizde avaz avaz bağırıp müfterilik nöbetine giren siyaset yobazları, siyasi kaçkınlar, Türkiye muhalifliğinde marka olan dönek ve kiralık zihniyetler el ele tutuşmuş, telaşla sahneye çıkmışlardı. Bunlar siyaseti devre mülke çevirdiler. 18 gün süreyle kiralık milletvekili sezonunu açtılar. Varsın yapsınlar. Varsın FETÖ ve PKK'nın kurşun askeri olsunlar. Nasıl olsa boyunları eğik şekilde geldikleri yere geri dönecekler. Döndükleri yerde de millet vicdanına çatır çatır hesap vereceklerdir. Vay gafiller vay. İyi Parti'de dahil alayı PKK'lı Demirtaş'ın Mehmetçik katillerin affını istiyor.